Avukat hanım fazla hassasiyet gösterdi. Bunlar bizim ailevi sorunlarımız. Ailevi sorunlarınızı avukat hanımın ofisinde mi konuşuyorsunuz Haşmet Bey? Haşmet amca benim orada olduğumu öğrenmiş. Yakınlardaymış, o da gelmiş. Biz sadece tartışıyorduk. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Hepsinin üzerinden silah çıktı. Sizce de konuşmak için biraz fazla değil mi? Bizim ruhsatlı silahlarımız belimizdeydi. Hatırladığım kadarıyla senden başka silah çeken olmadı. Ben de boşu boşuna silah çekmedim. Ofisime zorla girmeye kalktılar. Murat Bey'i kaçırmaya çalıştılar. Ha, gözümün önünde ağır cezalık suç işlediler. Ne yapsaydım? Arkalarından su mu dökseydim? Ya gerek yok Rıfkı. Ben yanındayım abinin. İki taraf da aynı şeyi söylüyor. Birbirlerinden şikayetçi değiller. Ortada darp yok, cebir yok. Bu durumda benden ne yapmamı bekliyorsunuz avukat hanım? Bakın, bu adamlar benim ofisimi bastı. Ben şikayetçiyim ve şikayetimin de işleme konulmasını istiyorum. İşleme koyduk avukat hanım. Durumu savcılığa bildirdik. Savcı bey serbest bırakılmalarını istedi. Ben daha fazla ne yapabilirim? Bundan sonra savcı beyle konuşursunuz. İyi misin abi? İyiyim olmayayım. Merak etme. Bir tutanak imzalayacağız, sonra gideceğiz evimize. İyi günler Haşmet amca. Ben de Halide'yleydim. Yemekteydik. Bu meseleye ailelerimizi karıştırma kararından emin misin? Aile nedir biraz anlasaydın, Sabri'nin de benim ailemden olduğunu bilirdin. Asıl sen aile nedir bilseydin, ne Sabri'nin, ne başka birinin, insanın çocuğundan, kardeşinden daha değerli bir şey olmadığını bilirdin. Koca bir geceyi Sabri'yle geçirdin. Bir nebze adamlık öğrenemedin diye mi Burak? Haşmet amca, olay zaten yeteri kadar büyüdü. Daha fazla büyütmeyelim. Ben babamla konuşurum, çözeriz. Biz bunları hak edecek ne günah işledik Oğuz. Çocuğumuz yaşında avukat kızın postasını yediğimiz yetmiyormuş gibi bir de bunlardan akıl öğreniyoruz. Hayırdır delikanlı? Sabri güvende. Hasan abi ilgileniyor. Emin ellerde. Ben Füsun'u görmeye geldim. Hadi Sabri'yi bunun elinden aldın. Avukatta ne işin var? Füsun benim avukatım. Dava ile ilgilendiği için tehdit etmeye geldiler herhalde. Beyler, kimse kimseyi tehdit etmiyor. Ali Rıza, gündüz vakti ofisin basıp tehdit ediyorlar. İş emniyete intikal edince de utanmadan inkar ediyorlar. Aa, ne münasebet hanımefendi. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Nerede artistlik yapacağını çok iyi biliyorsun. Ali Rıza, biz gidelim mi artık? Ben çok sarsıldım çünkü. Halide, kim haber verdi? Baba iyi misin? İyiyim de ne işim var burada? Baba merak ettim. Bir şey yok. İmza atıp çıkacağız. Haşmet Gürkan, Murat Ersoy. Sizi imza için içeri alacağım. Oğuz.